Fransa'nın başkenti Paris'te 17 yaşında bir genç polis tarafından vurularak öldürülüyor ve sonrasında da senin de bildiğin gibi müthiş protesto gösterileri başlıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu tür olaylar yaşandı. Özellikle George Floyd'un öldürülmesinin ardından Amerika'da uzun zamana yayılan gösteriler vardı. Polis birliği tartışıldı. O öldüren polis memurunun ikinci derece cinayetten suçlanması çok tartışıldı. Amerika nasıl takip ediyor bu Fransa'daki olayları? Açıkçası oylum 3 maymunu oynadığını söyleyebiliriz. Yani 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor. Ne Beyaz Saray'dan ne de Dışişleri Bakanlığı'ndan çok net açıklamalar yapılmadı. Sadece Paris'teki Amerikan Büyükelçiliği'nden protestonun olduğu yerlerden Amerikalı vatandaşların uzak durması ile konusunda bazı açıklamalar yapıldı. Ama hatırlanacağı üzere bu tarzda olaylar önceden Türkiye'de olduğunda Amerikan medyası canlı yayın yapıyordu. Ama baktığımızda Amerikan medyasında şu anda Fransa'da yaşanan çok endişeli kaosun çok görülmüyor. Yani haber olarak verildiğini gördük ama ana manşetlere taşınan Türkiye'deki Türk medyasının yoğun olarak işlediği bu olayı Amerikan medyasının çok görmediğini görüyoruz. Ağırlıklı olarak Macron'un bundan sonra ne olabileceği, yani geleceğiyle ilgili bazı makaleler gördük. Ama sözün özü ne Biden yönetiminden ne de Amerikan medyasından Fransa'da yaşanan olaylara ilgili çok büyük, geniş yer alan bir konu olarak görülmüyor şu anda oyun burası. Ali, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yapısına baktığımızda müthiş bir polis birliği bütünlüğü görüyoruz. Polis union olarak geçiyor orada ve çok ciddi hakları var, çok ciddi işte faydaları var bu birliğin. Belki de bu birliğin temelini sarsmamak açısından ya da bu birliği rahatsız etmemek açısından üç maymunu oynuyor olabilir mi Amerika? Şimdi Biden açısından bir açıklama yok ama kamuoyu nasıl yaklaşıyor Paris'teki ve Fransa'ya yayılan bu olaylara? Açıkçası sokaktaki Amerikalıyı çok ilgilendirmediğini, çok gündemde olmadığını, yani günlük konuştuğumuz Amerikalı arkadaşlar da bile Fransa konusunun çok geçmediğini görüyoruz. O nedenle gündemde Fransa oylum burada görünmüyor. Ama yani genele baktığımızda bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerikan medyasında hem sağ kesimde hem de sol kesimde genel olarak çok yer almadığını görüyoruz. O nedenle ilgi dışı diyelim açıkçası. Polisten ziyade şu anda Fransa'da 45 bin tane polis görev yapıyor. Protestoların çok kötü görüntüleri sosyal medyada var. Bunu Amerikalı bazı gazeteciler de gösteriyor böyle olayların olduğu ile ilgili ama çok ağır şiddet içi. İki kişi de hayatını kaybetti. 1000 kişi şu anda tutuklu durumda. 10 kentte sokağa çıkma yasağı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerin belki de zayıf yönünü göstermemek amacıyla da bu kadar yoğun olarak işlemeydiğini aslında ben yorumluyorum. Pek polisle veya polis birliğiyle ilgili olmadığını söyleyebilirim. Zaten polisin Amerika Birleşik Devletleri'ne, bilhassa Biden yönetimine yakın, sol kesime yakın kesimler zaten polisi eleştiriyorlar. Hatta New York dahil belli büyük şehirlerde polisin bütçesi ciddi şekilde kesilmiş durumda. Bunu açıkçası hem ilgi dışı hem de dediğim gibi müttefikleri zayıf göstermemek anlamında da olabilir ama tabii ki haberler olarak geçiyor ama ana manşet olarak sürekli konuşulan bir konu olmadığını belirtmekte fayda var. Bir nedeni de şu olabilir oğlum. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Perşembeden beri bir sakinlik var. Washington dahil birçok şehirde herkes 4-5 günlük hafta sonu tatiliyle beraber artık kendi tatiline çıktı. 51 milyon Amerikalı 50 milin üzerinde seyahat edecek. 51 milin üzerinde ve ötesinde. O nedenle buradaki gündemin biraz farklı olduğunu söyleyebilirim.